çalışıyorum. Olmuyor işte, olmuyor. Bir türlü dudu olamıyorum. En iyisi bir tuşu arayayım da o beni düzeltsin. Nereye tatile gideceksin sen güzelim? Ay Fethiye, Fethiye. Aa, ne güzel. Aa, dur dur ben bakarım. Çok teşekkür ederim. Betüş Kafe buyurun. Benim Dudu yani Çilek. Suzan'cığım yani Suzan teyze. Anneme verir misin? Bir saniye Çilekçim, veriyorum. Allah. Betüş bir bakar mısın, küçük kızın arıyor. Bana Suzan Muzan dedi ayol, bir tuhaf konuşuyor. Alo Çilek. Kızım hala aynı oyunu mu oynuyorsun? Ama hani anlaşmıştık? Ben oyun oynamıyorum Betüş. Ben Çilek değilim. Dudu'yum Dudu. Dudu. Şimdi de anneannen mi oldun? Bak Çilek, lütfen bunu daha fazla uzatma, tamam mı? Çok ayıp oluyor. Yemin ederim oynamıyorum. Ben Dudu'yum Dudu. Peki Çilek. Bilmiyorum farkında mısın ama burası kafe. Yani annenin iş yeri. Beni böyle meşgul edersen çalışamıyorum kızım. Akşam evde konuşuruz. Hoşça kal. Ne olmuş kız? Anneannesi olmuş. Ne? Ay sormayın ya, çocuklar bugünlerde böyle kendi aralarında bir oyun icat etmişler. Büyüklerini taklit ediyorlar. Ya bir gün birisi oluyor, bir gün başka birisi. Ya çok ayıp, yapma diyoruz, inadına yapıyor. Yani benim çocuğum yok belki ama olanlardan biliyorum. Şimdi çocuklar bu tür oyunlar yaptıkları zaman ebeveynler, yani bizler ilgi gösterdiğimizde yaptıklarını marifet zannedip aynı şeyi yapmaya devam ediyorlarmış. Doğru. Bence her şey normalmiş gibi davranın. Akışına bırakın yani. Belki o da yaptığının yanlış bir şey olduğunu anlayıp komik olmadığını da fark edince bütün bunları yapmaktan vazgeçer. Belki de haklısınız. Bundan sonra onu kendi haline bırakalım bari. Nasıl çıkacağım bu işin içinden ben? Gidip Cem, Ceren'e, Firuze'ye, Çilek beni sihirledi. Ruhlarımızı değiştirdi. Diyemem ki, sihir oluyorum ya. Sen artık çocuk değilsin. Nereden anladın? Hep öyle diyorsun ya, ben büyüdüm, ben artık çocuk değilim diyorsun ya. Bak madem bu kadar sıkıldın, hadi gel parka gidelim Çilek. Ben Çilek değilim. Yine başladık. Kimsin peki sen? Bunu hep mi yapıyor? Kim? Çilek. Ay Çilek, değil mi için bilmece gibi konuşuyorsun? Hani dün Suzan Hanım olmuştun ya, onu diyorum işte. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Ama ben şu anda Dudu'yum. İlahi Çilek, bir Dudu Hanım olmadığın kalmıştı. Tabii tabii, sülalede Dudu Hanım kadar ortalığı böyle kırıp döken kimse yok. Dudusun sen, Dudu. Dudu. Bugün hayatımın en bahtiyar günü. Çok sevindim dedi Taci. 40 yıl düşünsem senin bana kocanmış gibi davranacağın aklıma gelmezdi. Bundan sonra böyle, bundan sonra hep el ele diz dize olacağız. Eskisi gibi. Evet, eskisi gibi. Ben geldim. Merhaba Perihan. Hoş geldin Perihan. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Bu ne manzara böyle? Eski karım ve ben baş başa bir şeyler içiyoruz. Hatta biz Taci ile yeniden evlenmeyi düşünüyoruz. Sen... evet, onu affetmeye karar verdim. Aha. Hay Allah, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Demin şatoma uğradım. Sihirli kayıtlardan Taceddin'in kapımda bana bir mesaj bıraktığını gördüm. Yani acaba bir sorun mu var diye merak ettim. Ay çok şaşırdım. Ay şaşırma. Aslında aramızda küçük bir sorun vardı ama hallettik değil mi Taci? Ah, Perihan'a hediyesini versene. Ne hediyesi? Sandığın arkasında. Sana anneler günü hediyesi. Mavi paket. Bana anneler günü
Evet evet. Bak orada. Şurada şurada. Sen bütün perilerin annesisin ya, onun için almış. Ay ay ay. İnanamıyorum. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Güle güle giy Perihan. Giydikçe beni an. Ne düşünceli değil mi? Hadi onu öp. Teşekkür et. Bunu sen mi söylüyorsun Duducuğum? Ama artık ben çok değiştim Perihan. Çok değiştim. Artık seni kıskanmıyor. Rahat rahat öpebilirsin Perihan. Taceddin'cim yani... Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Oh. Çocuklar, hani sizi böyle baş başa mutlu görmek beni o kadar sevindirdi, heyecanlandırdı ki... ...dilerim hep böyle kalırsınız. Ah canım. O zaman ben çifte kumruları baş başa bırakayım. Ay bu arada kızlara da müjdeli haberi verebilir misin? Söylemeye henüz fırsatımız olmadı. Bayıla bayıla, bayıla bayıla. Hadi hoşça kalın. Ah sanki rüyada gibiyim Dudu. Sahiden yeniden benim karım olacak mısın? Ay tabii ki olacağım. Ben sensiz ne yaparım? Karı koca olmamız için beni eski halime çevirmen gerekiyor. Ay tabii ya, tabii ya. Ay bunu niye düşünmedim? Ay kalbim duracak. Sahi mi? Yapacak mısın? Evet ama önce sana yaptığım sihri nasıl çözeceğimi bulmam lazım. Nasıl yani? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama şatonun bir yerlerinde ipucu olmalı. Bakalım. Bak hadi bak. Bul şunu, bul şunu. Ay hadi bul şunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.